Üç kupalı şampiyon sezona kötü başladı. Galatasaray lige 2010'dan sonra tam 9 yıl sonra dönüş yapan Denizli deplasmanında aradığını bulamadı. Recep ve Rodallega ile Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Sezonun açılış maçında Denizlispor ve çok değerli bir 3 puanla kendileri açısından mükemmel bir start alarak sezona girdiler. Evet, Cemil Usta sezonu 2019-2020 başladı. İki şampiyon, Süper Lig şampiyonunu sahasında 1. Lig'den şampiyon olarak gelen Denizlispor mağlup etti. Evet, Rodallega tecrübeli isim, yeni transfer, maçın yıldızlarından biri. Keza Recep öyle ama maçın kaderini değiştiren adam Rodallega ile girdiği iki mücadelede ilk yarıda kırmızı kart gören Marka oldu. Yine unutulmaması gereken ilk yarıda penaltı kaçırdı tecrübeli isim Selçuk. Galatasaray adına bir penaltı vuruşundan yararlanamadı. İyi başlamıştı Galatasaray, kötü bitirdi. Üç kupalı şampiyon eli boş dönüyor ve biz de artık bir NTV klasiği Rıdvan Dilmen'le birlikte bir televizyon klasiği olan 15. sezonuna giren %100 futbolu aslında geçtiğimiz hafta Federasyon Başkanı Nihat Bey'le yaptığımız programla açmıştık ama futbol lig sezonunda bu akşam Denizlispor Galatasaray maçının ardından hocamızla açıyoruz. Devre arasında bir klasik olacak ama bu tür maçlar lige yeni yükselen takımlar karşısında son şampiyonun zorlanabileceğini söylemiştiniz. Ama tabii hem sıcak hem neredeyse 60 dakikalık bir bölüm, 50 dakikalık bir bölümü özür dilerim. Bir kişi eksik oynamak son şampiyonu bu skora sürükledi bir anlamda. Neler söyleyeceksiniz hocam? Nasıl yorumlayacaksınız ligin ilk maçını? Öncelikle Allah rahmet eylesin, toprağı bol olsun Cemil Usta abimizin adı verilmiş bir sezon başladı. Yayıncı kuruluş Beyin Spor'da hikayesini bir daha dinlemen, tanıyorum kendisini de, tanıyordum kendisini de bir daha dinleme şansım oldu. Kulakları çınlasın Ali Kemal Denizci abimizden, Necat abiden falan, oğlundan. Çok enteresan hikayesi var, bilmeyenler için anlatayım. Cemil Usta öyle bir Trabzonsporluymuş ki 26-27 yaşlarında. Transfer hikayesi değil mi hocam? Evet, yani futbolu bırakma hikayesi. Böyle bırakma şekli yok. 26-27 yaşlarında dönemin yönetim kurulu veya teknik direktörü Cemil abi rahmetliyle devam etmeyeceğiz demişler. Rizespor istiyor ve birkaç kulüp istiyor. Düşünüyor, taşınıyor. Ben hiç kimse kaptanın arkasından çıkmam diyor. Trabzonspor kaptanı, kaptanı olarak. Veya kaptan olmasa da daha önce Cemil abiden önce kaptanlık yapanlar da vardır. O Trabzonspor efsanesini Türk futboluna, hatta tesislerinde de gördüm bu cümlesi yazılı. Bu aile duygusunun ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu sezonda hepimize aynen Cemil abi gibi centilmence bütün Ali Kemal abiler falan böyle anlat anlata bitiremiyorlar yani. O yüzden de öyle değerli bir büyüğümüzün adını verilmiş ligde de inşallah hoşgörülü bir sezon yaşarız. Bizler de bu konuda da maksimum yardımcı olmaya çalışırız. Zaman zaman tabii ki eleştirilerimiz olacak. 15. yıl diyorsun, kolay değil. Hem maç bitiyor, biz giriyoruz falan, hakemden önce giriyoruz. Bizim de eğer hatalarımız olursa da masum, onu biraz hata olarak kabul etsinler olacak olsa da tabii ki yapmamaya çalışacağız. Asla yanlış yapmak istemeyiz, yapmayız da. Şimdi öncelikle tekrar iyi sezonlar diliyorum. Fikstürler çekildiği zaman genelde şampiyonlar ilk maçı oynarlar. Genelde de üç büyüklerin minimum bir tanesi de yeni çıkan takımlarla genel anlamda başlarlar. İşte onlardan bir tanesi de Denizlispor, Galatasaray. Galatasaray kapalı kutu değil. Geçen seneki mevcut kadrosunu, iki yıl şampiyon olmuş kadrosunu, aynı teknik direktörü devam ediyor. Hatta transferler de devam ediyor takımın. Denizlispor çünkü bu yabancı kuralı nedeniyle hem de ekonomik olarak da bir alt ligden çıktığınız zaman çok haksız bir rekabete geliyorsunuz. Dolayısıyla bu sürede o kadar iyi değerlendirmeniz gerekiyor ki genelde de çıkan üç takımın minimum bir tanesi genelde düşer. Ayakta kalmak zor oluyor. Ayakta, evet. Yarışmak da kolay olmuyor. Fakat gördüğümüz kadarıyla bir kere en büyük avantajları çok doğru bir kararla, daha yanlış örnekler çok verebilirim,
aynı teknik direktörle devam ettiler. Bazı teknik direktörlerin bir imajı vardır. Bazıları da kendi arkadaşlarımız da kendi yaratır. Mehmet Altıparmak gibi, işte bazı işte Yücel Hoca falan. Antep mesela çıktı, Hoca ile devam etmedi. Yabancı hoca getirdiler. Onların takdiridir. Peki, fakat Yücel Hoca ile bir de yanına Feyyaz'ı aldı bizim. Feyyaz Uçar'ı aldı. Yücel Hoca çok düzgün, çok bizim de kurstan arkadaşımızdır, abimizdir. Çok da iyi de futbol oynatan bir teknik adamdır. Süper Lig deneyimi hemen hemen Karabük dışında pek hatırlamam. Varsa da affola. Yönetimin aldığı karar çok doğru bir kararla devam etme kararı aldılar. Bugün Denizli Spor maç Galatasaray'a penaltıyla geldi. VAR'ın verdiği ve kurallar gereği doğru bir kararla. Futbolcu gözüyle bilmem ama orada bastı, kontrolsüz girdi, oyuncu da yapmak istemedi ama sonuçta Ali Palabıyık uyardı, geldi, penaltıyı verdi. Tabii ki gördüğü, hani görüş açısı olduğu için bu yıl başlayan yeni uygulamaya göre hakem birkaç hafta ceza alacakmış diye duydum. Enteresan yani, görmediği bir pozisyonu veyahut da açısının olmadığı pozisyonda VAR verirse sıkıntı yok da burada açısı olduğu halde sonuçta vermesi gereken penaltıyı, uyması gereken penaltıyı verdi. Selçuk, ki penaltıda bir parantez açacağım, önemli bir parantez açacağım, maçı devam edeceğim. Ben özellikle bu yıl çıkan yeni kurallar gereği kalecinin bir ayağının en kötü şartlarda çizgide olması gerektiğini. Vuruş anında. Vuruş anında. Ve ben de bir haftadır çalışma yapıyorum kendi kendime. Bu yıl penaltılarda Avrupa'da da Türkiye'de, özellikle Türkiye'de de uygulanırsa, Avrupa'da uyguladılar geçen hafta City maçında. Agüero'nun. Penaltıların %29'uydu baktığımız kadarıyla değil mi? Evet, evet. 29.4'ü kaçmış. Geçen yıl kazanılan penaltının %30'a yakını kaçmış. Yani bu yıl bu sayının düşeceğini düşünüyorum. Birde bir kaçtı da, %100 kaçtı da şimdi. Ve kaleciye baktım sağ ayağı çizgide. Hatırlarsak geçen hafta Premier Lig'de City Agüero ile penaltıyı kaçırdığında üzülürken VAR dedik sen üzülme, kaleci iki çizgide. Hatta son Şampiyonlar Ligi maçında senin Liverpool, bizim Liverpool son penaltıda kaleci iki ayağıyla çıkmış olabilir ama öyle bir karambole geldi ki hakem, kadın hakem. Herkes sevinince, koşunca VAR'a da yani takılmadı bence. Bence iki ayağı çıkmıştı. Yani önemli bir hataydı diye düşünüyorum. Bugün kaleci nizami kalecilik yapmış olmasına rağmen son anda fark ettim sağ ayağı çizgide. Selçuk da iyi penaltıcıdır. Sezonu Cagne ile bitirmişti penaltı kritik maçlarda. Ama takımın birinci partisi penaltısı olduğu için Selçuk kullandı. Tabii bu kırılma anıydı. Şimdi bazen takımlar bir yıl, iki yıl şampiyon olduğu zaman bir rehavet olabilir. Bu Galatasaray'da bunu aslında hazırlık maçlarında falan biz gördük. Hatta sadece süper skorlarla ilgili değil. Süper Kupa bir bölümü izlediğim için yorum yapmayayım. Ama genel anlamda bu takımların konsantrasyonları çok çok yoğun. Kaldı ki Denizli Spor'da güçlüydü. Kaldı ki oyun gidişatında en önemli şey Marcao'nun bir amatör oyuncunun yapmayacağı hatayla ikinci sarı kart görmesi. Bakın birinci sarı kartı olabilir. Bir kere orada yine hata var. Ne hatası var? İki stoperin pozisyon hatası var. Ve uzun topta offset'e düşüremediler. Önüne alamadı. Dolayısıyla taktiksel bir faul yaptı. Ama ikinci de yani istese bunu yapamaz. Gitti çok acemice ikinci sarı karttan atıldı. Orada yine acemice iki stoperin özellikle Lündaman'ın şunu söylemesi lazım. Oyunun henüz başı, Rodega çok etkili başladı. Bende. Ben de. Sen bırak, sen serbest oyna. O pozisyonda normalde kart görecekse, ki aslında sadece sarı kartlı oyuncunun yapmaması gereken hareket değil. Hiç sarı kartın yokken anlamsız bir şekilde gitti yaptı. Bu ne oldu? Sıcak hava, pas yapmaya müsait ve Türk futbolunun bence biraz da fiziki durumundan dolayı bundan 6-7 yıl önce geleceğin en büyük oyuncusu olarak lanse edilen ve Fenerbahçe altyapısına geldikten sonra tekrar hatta Denizli Spor sonra birkaç... Evet. Yani çok Recep Niyaz bugün sahaya inanılmaz bir oyun oynadı. Bir de biraz sonra geleceğim Galatasaray orta sahasında yorulunca ve Belhanda Selçuk ikilisinde ısrar edince hoca at koşturmaya başladı. Rahat. Aldı, verdi. Şef. Rodega da çok etkili olunca tabii ki Denizli Sporlu diğer oyuncuların sakinliği, artık ikinci yarı Galatasaray'ın gelememesi, Recep Niyaz'ın da bir orkestra şefi gibi çok iyi bir ailesi ve pırıl pırıl bir de bu yaz da evlendi hayırlısıyla inşallah. Harika bir insan ve harika bir oyuncu.
Yani bugün Türkiye Recep Niyaz'a hayran olabilir ama o hayranlığı 13-14 yaşından beri. Biz bir futbol okulu projesi yapmıştık NTV Spor'da. Ya bir röportaj vermişti. Ağzımız açık kalmıştı, hatırlıyor musunuz? O 30 yaşındaki oyuncu... O ama sonralarda ben daha 13-14 yaşında futbol okulu projesinde sağ olsun Sergen Yalçın falan geldiği zaman Pierre Panoidoğlu da geldi, frikik. Recep Niyaz gördü Recep Niyaz'ı. Diyor ki ben seni götürmem lazım Feyenoord'a falan diyor. Yani belliydi. Futbolcu çocukken belli olur ya. Recep Niyaz böyle bir oyuncuydu. Kardeşi de futbolcuydu. Ve hakikaten de çok değerli bir oyuncu. Bu sene lige damgasını vurdu diye düşünüyorum. Bunları kafamda geçirirken Recep Niyaz gol attı. Rodrigo'yu kafamda geçirirken maçtan sonra yorum için o da gol attı. Yani şans yoktur futbolda. Ödül vardır. Allah ödülü verir abi. İstediğin zaman bakın şanslı ya dersin. Yok şans yoktur. Ödül vardır. Sana ödül verir. Değerlendirdi ya. Bakın istedi, aradı. Hatta Luyendama gibi bir oyuncuyu konsantrasyon bozukluğundan üstünden kafa vurdu. Burasına geliyor Luyendama'nın. Bu aslında iki takım oyuncuları arasındaki maça bakışları o hava mücadelesinde Luyendama ile Recep Niyaz'ın çıktığında Recep Niyaz vurdu oyunun sonuna. Bu işte maça konsantrasyonu gösteriyor. Markan'ın ikinci sarı kartı tamamen konsantrasyon bozukluğunu gösteriyor. Bir diğer tarafta da Yücel'in sakinliği, Feyyaz Uca'nın o kul hali takıma da yansımış. Recep Niyaz önderliğinde 9 yıllardan sonra Denizli Spor takımı, ki abim de uzun yıllar top oynadığı için ben Denizli Spor'u çok severim. Bugün de hak ettikleri bir galiba. Ha maç 11-11 olsa ne olurdu? Maça iyi başlayan Galatasaray muhakkak ortak olabilirdi. Terim ne yaptı? Önce Fatih Hoca'ya bel fıtığı ameliyatı olmuş, geçmişler olsun diyor. Allah şifa versin. Futbolculuğunda da vardı. Ben öyle bir sohbet sırasında hatırlarım yıllar önce. Korkunç bir ağrı falan olur derdi. Şimdi tekrar nüksetmiş olabilir. Fakat Fatih Terim'in, bakın Beşiktaş'a mağlup oldu. Cezalı olduğu maçlardan bahsediyorum. Rize puan kaybettiler. Başakşehir puan kaybettiler. Konya'ya puan kaybettiler. Alanya'ya puan kaybettiler. Tabii ki kazandığı maçlar oldu. Bu 5 maç. Bir de bu 6. Şimdi teknik direktörün, kaldı ki Terim gibi teknik direktörün, Fatih Hoca gibi teknik direktörün oyuncuyla iletişimi, bakın her teknik direktörün için söylemeyebilirim bunu. Ama Fatih Terim'in çizgiden oyuncularla olan diyaloğu, hakemlerle olan diyaloğu, taraftarla olan diyaloğu olması mümkün olmadı. Hem cezalı şimdi. Çok büyük bir avantajı kaybetti. Bakın bu istatistikler öyle söylüyor. Kulübe etkinliğini ne kadar önemli olduğunun istatistiği bu. Bugün Denizli Spor Galatasaray'a karşı kazanacak kadar oynadı. Hatta iki tane de Muslera'nın çıkmadığı altı pastan nereye vursan gol olacak pozisyonu birinde Rodrigo, birinde Lopez. Avut attı. Lopez miydi? Avut attı altı evet, pastan. Evet, ve sonuçta da haklı bir galibiyet elde etti. Kurtardıkları da var Muslera'nın. Tabii Muslera'nın Rodrigo'nun kestiği top falan. Mehmet Akgüz'ün kutladığı. İlk yarıda 3'e 1'i. Sonuçta hiç beklemediğim kadar sakin organize bir Denizli Spor. Hiç beklemediğim kadar hiç fizik olarak da mental olarak da karşılaşmayacağım. Bu kadar beklemiyordum. Oyunu kötü oynayabilirsiniz. Kötü de başlayabilirsiniz. Kaldı ki Galatasaray yine ligin favorilerindendir. Favorisidir. Bunlar tabii bazen de her zaman söylemiyorum ama bunu. Bazı maçlar bazı mağlubiyetler hiç sevmedim cümleden ama doğrudur. Şeydir. Derstir. Şimdi bir tokat yemeniz lazım. Çünkü hazırlık maçları da iyi gitmiyor. Fiorentina 4-1 ama 6-1 7-1 bitebilir filan. Şimdi mutlaka orta sahadaki Fernando'nun Indiana'nın dinamizmini kaybettiğini görüyoruz. Galatasaray'a şöyle bakacak olursak nereden görüyoruz bunu? Kaldı ki teknik direktör Hoca Fatih Terim bugün bir sürü varyasyon denedi evet. Skora göre. 0-0 giden oyunda normal 4-2-3-1'i oynarken Babel çok oyun disiplinine sadık değil, içerilere çok girdi. Jimmy Durmaz'da zaten rakibin iki tane atlet sol taraf oyuncusunu kovalamaktan hücumda hiçbir şey yapamaz hale geldi. Sonra ilk yarı 10 kişi kaldıktan sonra oyunun sonlarını Selçuk'la idare etti. Devrede bir değişiklik gideceği muhtemeldi. Önce değişikliği Donk'la yapıp yine dörtlü kalıp orta saha başlayan maça Selçuk ve Belhanda'yla devam etti hoca. Olabilir. 4-4-1 gibi. Fakat sıcak hava deplasmanda ilk yarıda pas oranı fazlayken Galatasaray'ın ikinci yarıda artık topu Denizli Spor vermemeye başladı.
topun peşinde koşmaktan daha da yoruldular. Belhan da iyice yoruldu. Hata yapmaya başladı, hatta kart gördü. Selçuk da bir tane pozisyonda takip dahi edemedi. Hoca döndü üçlüye. Alalım. Gol geliyorum deyince bari üçlü kalayım. Hesaplayamadığı şu oldu. İki kenar oyuncusunu önde oynatmak isterken, yani 3-4 oynamak isterken Nagatomo da Mariano da çıkamadılar. Beşli kaldılar mı burada? Beşli kalınca da zaten çok yorgun olan Belhanda ile Selçuk da yavaş yavaş düştü. Sonra golü yedikten sonra 1-0 olunca hoca tekrar dörtlüye döndü. Donku da buraya aldı. İşte burada Donku, veyahut da daha dinamik olan işte Nines gibi oyuncuları kullanabilip Belhanda yorulan Selçuk'la, yani en yorucu yer neresidir? Ortası. Bakarız istatistiklere, orta sahalar hep koşar. Maçı bitirdi. 5 ikinci yarıda, 5 ilk yarıda 110 dakika Belhanda ile Selçuk bu fiziği kaldırmaları mümkün değildi. Bence Fatih Terim maçın teşhisini koydu, gidiyor maç diyor, gördü hoca. Ya dedi, bir puan kötü değil burada dedi. Bu şart. Ama tedavide yapması gereken ilaçları vermedi. Bence şu iki oyuncunun yerine daha dinamik oyuncular. Ha, kulübedeki durum. Emre Mor tercihi yanlış değil. Çünkü kat eder, faul alır, o baskıdan kusurur diye düşündü. Üçlüye dönmesi de normal. Çünkü diyebiliriz ki o dakikada golüydü. Ama görüyor tehlikeyi. Görürken işte önden arkadan çıkaracağına veya taktiksel orta sahadan çıkarması lazımdı. Direncini arttırması lazımdı. Hatırlayalım, geçen sene bir ara Fernando Ndiaye şey oynuyordu ya, dinamik oyuncular. Belhanda'yı da oynatmıyordu bazen. Üçlü sert orta saha yapıyordu hoca. Evet. Ndiaye, Fernando, Belhanda mı oynuyor? İşte bazen Belhanda'yı oynatmayı figürüyü de çekiyordu zaman zaman. Orta sahayı güçlü hale getirmeye çalışıyordu. Şimdi bakın, Fernando ve Ndiaye olmayınca iki tane sert orta sahadan, dinamik, sıkı, korkutucu şeyden iki tane yumuşak orta saha kaldı. İki tane çok yumuşak orta saha kaldı. Öndeki oyuncularda Babel hareketleme, oyun disiplinden, taktiksel disiplinden uzak. Bir de 10 kişi kalınca zaten ön tarafta Emre, sağ tarafta Babel merkezde kaldı. Sol tarafta da eksik oldukları için hiçbir türlü önlem de alamadılar rakibe karşı. 5-2 gibi kaldı. Evet, 3-4 döndüğü zaman Nagatomo ve Mariano hiç orta saha gibi oynamadılar. Bek gibi oynadılar. O da nefeslenmelerine imkan sağlamadı. Maçın hakemi de o penaltı pozisyonundan sonra cezaya girdim psikolojisiyle Babel'in ikinci sarı kartını göremeyebilir. Pozisyon sarı kart. Onu da çünkü varlar sarı karta uyarmazlar. Tabii, kırmızı kart. Artı ceza sahası dışında pozisyon. Evet, ceza o yüzden de masumane olsun yapılmış bir hataydı. Onun dışında Marco Ayu doğru attı. Bir de ikinci yarıda kontratakta göğsüyle aldığı oyuncuyu ho diye ses duyunca hani tahmini bir kararla tehlikeli bir Barov'un elle aldığı sonuçta iddiası. O sıkıntılara rağmen maçın devamında da fena maç yönetmedi. Maçın sonlarına doğru. Bunlar normal skorlardır. Özellikle 2 yıldır bakıyoruz bu tür skorlara alışığız. Çok uzun maraton lig. Avrupa kupalarında oynayacaklar. Ziraat Türkiye Kupası var. Şampiyonlar Ligi oynayacaklar sonuçta. Çok geniş kadroya ihtiyacı var Galatasaray'ın. Bir de ekonomik olarak şu anda şampiyonluk yarışındaki kulüplerin, rakiplerin çok 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 önünde olduğu için Şampiyonlar Ligi'nden dolayı da bakıyoruz şimdi Roma'dan alınan oyuncunun yani geçen sene banko oynayan, Dünya Kupası'nda bir maç oynayan Fransa milli takımından bir oyuncu alıyorsunuz. Bu yani ne oluyor şimdi, hoca buradan elemeler yapıyor. Bir de genel anlamda baktığımız zaman 5 tane şampiyonluk adayı gözüküyor. Aday gözüküyor. Diğer kulüpler haksızlık yapmak istiyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir, Trabzon. Bunlara baktığımız zaman mesela Başakşehir'in olağanüstü bir 25 kişilik kadrosu var. Yani en geniş kadro Başakşehir'de şu anda. Herkesin bir yedeği var. Ama tabii ki seyirci dezavantajı olduğu için geçen seneki fırsatı bir daha da alabileceğini düşünmüyorum. Fenerbahçe'de henüz 3 tane daha minimum oyuncu lazım derken Beşiktaş hala 3 oyuncunun peşindeyken bir de en büyük avantaj şu. 25 kişilik kadroların lideri, teknik direktörü. Şimdi Fatih Terim diğer kulüpteki teknik direktörlerden
ve kulüp daha avantajlı. Neden avantajı var? Oyuncu grubu 3 maç, 5 maç mağlup olsak da teknik direktör burada diyor. Hak ettiği bir CV var. Kredi var fazlasıyla. Hiç tartışılmaz. Doğru mu? Kesinlikle. Yani haftaya kendi sahasında Konya'ya mağlup olsun. Gitsin bir daha mağlup olsun. Ya ne oluyor filan. En azından oyuncu grubu demez onu. Diyemez. Fakat aynı şeyler Ersun Hoca için geçerli değil. Hatta maalesef Abdullah Hoca için de geçerli değil. Yardımcısından dolayı vuruyorlar. İşte çok sakatlık var diyorlar. Acaba seyircili takımdan gibi gibi gibi. Trabzon çok coşkulu başladı. Çok şey durumda ne derler. Konsantrasyonu, çıtayı çok yükseltmiş durumda. Beklenti çok yüksek. Yarın birkaç maç sallansa hani İnan Hoca tartışılır diye düşünebilirler. Bu anlamda takımın teknik direktörü ya bir şey olmaz teknik direktöre dediğiniz zaman böyle bir avantajı var Galatasaray'ın diğer takımlara göre. Gerçekten büyük avantajı var. Ama bu avantaj sırasında 6 maçtır maç kazanmıyorsa, diyelim ki 11 maçın 6'sını kazanamadıysa kulübedeki veya pistteki Fatih Terim'in daha da dikkatli olup bundan sonraki süreçte, çünkü 20 tane kupası var, şampiyonluklar görmüş. 3 kupayla bitirdi. 3 kupayla bitirmiş. Ve bu liginde bir abisi pozisyonunda. Öyle değil mi yani? Bizim kuşak da dahil olmak üzere. Daha sakin kalıp, tabii ki seyir çerçevesinde itiraz da olacaktır. Bakın sıkıntı oluyor o zaman da. Yokluğu çok büyük. Evet, yani bir oyuncudan öte oluyor. Evet. Müdahale etmesi, oyuncuyla ilişki, iletişimi, dördüncü hakemle iletişimi filan, bunlar hep etkilidir futbolda. Bu tesadüf de değil diye bu istatistiği çıkardım Murat. Kısa bir reklam arası rica ediyoruz. Rıdvan Dilmen'in yorumları reklamların ardından devam edecek. Evet, kısa bir aranın ardından devam ediyoruz. Kerem, reklam ısrarı yapmadan önce şunu soracaktım hocam, tam sizin yorumunuzun üstüne. Mesela Feghouli geçen yılın bence en değerli oyuncusu. Özellikle ilk haftadan sonra. Tabii satış listesinin birinci sırasından ligin en değerli oyuncusu oldu. Mesela bugün onun yokluğu mu, Fatih Terim'in yokluğu mu ön planı? Cevap sende. Bence Fatih Hoca. Evet. Ama tabii bugün Enzonzi'den de bahsettiniz. Yani Galatasaray belki mağlubiyetle hiç beklemediği bir kayıpla. Falcao konuşuluyor. Şimdi Falcao gelirse Enzonzi bu takıma katılacak. İşte daha Feghouli girecek. Forma girmemiş, sizin de söyleyeyim. Başta Belhanda, bence uzun süredir bu kadar bitik görmedim ben Belhanda. Yani kötü, sinirli, evet, agresif, evet, zararlı olduğu maçlar oldu ama bu bitik halini ilk defa görüyorum. Dikkat ediyorsan yorgun olduğu bölümde minimum sarı kartlık bir faul yaptı hemen. Gördü. Sarı kart gördü zaten. Sarı kart. Kovalayamadı. Evet. İşte burada hocanın devreye girmesi lazım da orta saha bütünlüğü için. Tabii Falcao çok konusu gelmişken hocam ne düşünüyorsunuz? Yani çok bir kere büyük bir marka. Hı hı. Tabii ki artık yaşı da belli bir yere geldi ama sonuçta Şampiyonlar Ligi oynayacaksınız. 34 yaşında. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaksınız. Falcao büyük bir isim, çok büyük bir hava verir Türkiye'de, Avrupa'da da büyük hava verir. Şimdi dünyanın gözü Falcao'nun transferinde bir bakıma, yani şu anda pek gündemde başka yıldız oyuncuların transferi yok. Muhakkak Galatasaray yönetimi bununla ilgili çalışmalar yapıyordur. Kolay da olmaz bu tip oyuncuların transferi. Monaco bu hafta kadroyu almamış herhalde. Bir de Cagne'den verim almak tabii soru işaretli. Şimdi gideceğim diye düşünen bir oyuncuyla başlamak zorunda kalıyorsunuz. O zaman oradaki politikasını ben biraz eleştiriyorum hocam. Katılıyor musunuz Galatasaray? Yani satmak istediğin oyuncuyu da çok şöyle, pazara şimdi böyle değeri düşmüş bir halde. Hayır, şu var ama. Mesela Gomis'te de çok farklı şeyler yaşanmadı hatırlıyorsan. Bir altyapısı olmuştu onun. Şu var yalnız. Falcao olmama ihtimali, Cagne'nin gitmeme ihtimali ne olacak? Diyelim ki Falcao oldu. Cagne gitmiyorum dedi. O zaman bonservisine 14 milyon euro almış Falcao bu hafta. Efendim? Zaten hayır, kadroyu almışlar. Şimdi bakın, Falcao olmadı, ne yapacaksınız? Ligler başlıyor, Şampiyonlar Ligi geliyor. Diyelim ki bir tane santifor aldınız. Bu oyuncu da gitmedi. Mitra, ne yapacağız? 14 milyon euroyu sokağa mı atacağız? Evet. Dolayısıyla Fatih Terim'in bugün Cagne ile başlaması doğru, yanlış değil. Yok, ben onu eleştirmiyorum. Yani daha geçen sezonun sonundan beri
gidecek, biz bunu gönderelim, başkasını alalım. Yani Galatasaray'da değil. Yani hani basında da çok konuşuldu. Sanki biraz... Şimdi olayı zaten oyuncuların senin bakış açısından baktığımız zaman, ki doğru bakış açısı, oyuncuların moral motivasyonunu, hele hele Galatasaray altyapısından yetişmediyse bu oyuncu... Bir de Cagney gibi biraz... Problemliyse hiç de umursamayabilir. Yani daha da suistimal olabilir. Fakat onu yapmaması için hoca zaten başladı. Evet. Biz sadece 11'de görüyoruz. Otelde ne konuştular? Devam edeceğiz mi dedi. Bilemiyoruz ki biz bunu. O yüzden kenarda bekletelim. Aslında iyi de başladı maça. Yani kötü başlamadı. Babel'le iyi... Galatasaray'da kötü başlamadı. Fakat oyunun devamında gittikçe, bir de 10 kişi kaldıktan sonra, deplasmandaki geçen sene sıkıntıları bahsettiğimiz zaman, sonlara doğru dışarıda da maç kazandı Galatasaray, ama genel anlamda büyük kulüplerimizin bu dışarıda içeride sıkıntısı var, yok değil. Ama geçen sene hemen hemen tek rakiple mücadele ettim. Uzun dönem Beşiktaş geldi ama şimdi Fenerbahçe'de, Trabzon'da, Beşiktaş'ta, bakın Beşiktaş hiç konuşulmuyor, Fenerbahçe hiç konuşulmuyor, ama küçük geciklerini hallederlerse şampiyonluk yarışını öyle 15. 20. hafta falan havlatmazlar. Fenerbahçe yolun başında da havlatmaz. Şimdi Fenerbahçe'nin hazırlık maçlarına bakıp, Beşiktaş'ın hazırlık maçlarına bakıp değerlendirmemek lazım. Burada Başakşehir için de aynı şey geçerli. Şimdi Başakşehir'le Beşiktaş'ın ters orantılı böyle benzerlikleri var, ters ama. Bir tanesi çabuk oynamaya çalışan Okan Buruk Rize'den, işte böyle daha ofansif oynamaya çalışan takımdan. Daha kontrol oynayan takıma gitti, kültürüne gitti. Yine aynı şekilde tersinde çok böyle çabuk kaleye gitmek isteyen bir takımdan daha kontrollü oynamaya çalışan bir teknik direktöre geldi. Geldi. Evet. Keşke Şenol Avcı'yla Okan Avcı olsalar. Yani ortası olsa bu futbolun. Mutlaka zeki teknik direktörü bunlar. Abdullah Hoca da, Okan Hoca da. Belli kültürü terk etmeyeceklerdir. Şimdi gene oraya geçeceğiz ama futbolda topa sahip olmak önemli. Ama topa sahip olmak için önce ne yapmak lazım? Topu kazanmak lazım. Şimdi Abdullah Hoca hep şöyle konuşur. Aykut Kocaman için de söylenir. Derler ki ya çok sıkıldık ama. İyi de bir de şuna bakın. Topu kaç saniyede almışlar rakipten? Bakın Başakşehir'in formda olduğu dönemlerde, Fenerbahçe'nin Aykut Hoca'yla iyi olduğu dönemlerde hünerleri pasta değildi. Çok çabuk top alıyorlardı. 5-7 aynı şeyler TT Arena'daki Galatasaray için de geçerli. Beşiktaş'ın o 2 yıllık süremine baktığımız zaman ofansif oyuncularla oynamasına rağmen çok dar alanda oynayıp çabuk top kazanıyorlardı. Bu yüzden Beşiktaş da bu sene şampiyonluk adayıdır. Bak tekrar söylüyorum. Fenerbahçe de şampiyonluk adayıdır. Eğer Trabzon bir iki tane eksiği var, izledim. Bunları giderirse, çünkü seyircinin coşkusunu falan gördüm. Tam fit durumdalar. Ama daha oyuncu kadrosunda ciddi eksikleri var. Bunlar hallederlerse Trabzonspor da devreye girer. Bugün... Yani Galatasaray'ın işi bu sene geçen seneki kadar daha kolay olmaz. Kadrosu daha da güçlü, daha oturmuş, daha kredili bir kulüp olmasına rağmen. Evet tabii bugün... Bu arada Galatasaray'ın gelenler gidenlerine bir göz atalım mı hocam? Kısaca Emre'den, Babel'den, Cimi Durmaz'dan bahsettiniz ama yani Babel çok önemli faktör olacak gibi geliyor bana. Yani sahada duruşu, oyuncularla iletişim, çok çabuk kabullenmiş takım onu. Biraz disiplinden mi kopuyor dediniz oyun disiplini? Hayır, bugünkü şartlarda öyle oynadı. Babel... Ben mesela şu anda üç büyüklerden herhangi bir takımın teknik direktörü olsaydım önce Babel'i boştaki alırdım. Çünkü Fulham'da erken koptular, kontratı bitiyor. Galatasaray'a doğru transfer etti. Mesela Emre Mor da çok tartışılıyor. Bulmaca gibi diyebilirsiniz. Nereden geldi diyebilirsiniz. O kumar oynanabilecek bir oyuncu Emre. Neden? İlk kez ülkemizde oynuyor. Ve ilk kez şimdi 50 bin seyirciyle oynayacak. Hani Fatih Terim büyük maliyeti olmadığı için bu riski alır. Alınabilecek bir oyuncudur. En fazla ne olur? Biz de beceremedik. İşin gücünü nasıl kesin. Galatasaray'ın Emre'ye ihtiyacından çok Emre'nin Galatasaray'a ihtiyacı var. Bunu kullanabilirse ne ala. Bugün yine yeni transferlerden Seri de belki taktik anlayışla çıktı ama ilk yarıda da hiç görmedik yani. Yani evet Seri... Orayı doldu. Enzonzi daha gelir gelmez sanki. Programa başladı kaç dakika oldu? Seri'den bahsetmedik. Evet. Hayır, ilk yarının sonunda evet, aklımıza bile gelmedi. Yani evet, topa yani değdi mi değmedi mi hiç farkında bile değildim. Sayın Albayrak'ın Falcao transferiyle ilgili bir açıklaması varmış. Onu ekrana yansıtacağız. Falcao'da zor durum nedir? Arkadaşlar, ikinci başkanı Petkov'la çok inanılmaz iyi şeyler konuştu. Kendisinden beraber inanılmaz
güzel resimlerimiz var. Birbirimize sarılmış şekilde resimlerimiz var. Biz Monaco Kulübü çok büyük bir kulüp, çok büyük bir camia. Kendilerinden biz kardeş kulüp birbirimizi ilan ettik. En kısa zamanda Monaco Başkanı da buraya gelecek. Başkanımız Mustafa Cengiz Başkanımızla beraber bir dostluk yemeği yiyeceğiz ve şimdiden sonra futbol alışverişlerinde ilk önce Monaco kulübüyle birebir konuşacağız. Ondan sonra başka kulüplere yaslatacağız, yağlayacağız. Monaco kulübüyle çok iyi diyaloglar içerisindeyiz. İkinci başkanla beraber çok iyi münasebetlerimiz vardır. Kimse merak etmesin arkadaşlar. Ya Falcao konusunda taraftarların içi rahat mı olsun diyorsunuz Sayın Albayrak? %99 ise rahat olsun. Sizin yani. O fotoğrafını vermeniz zaten transferin bitti anlamı gibi. Hayır, o fotoğrafı ben vermedim. O yanlışlıkla birisi tarafından verildi ve çok üzüldüm. Ama ondan çok daha çok önemli fotoğraflar var benim elimde. Hem ikinci başkanımla Petrov Bey'le hem de yani çok iyi bir yerdeyiz. Bir problem yoktur diye düşünüyorum. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Son soru olsun. Çakne'nin gitmemesi. %99 diyor. Oran iyiydi mi? Evet. Yalnız son böyle bir transfere gittiğinde geçen sene devralısı hayal kırıklığı olmuş. Şemşiye var. Monaco Başkanı ne yapacağım ben? Gelmesin yemek yemeye. Falcao gelsin yani. Değil mi? Monaco Başkanı gelecek. Başkanımız Mustafa Bey yemek yiyeceğiz falan derken eyvah dedim bunlar. Herhalde o son şeyi bağlayacaklar. Evet, %99 çok ciddi oran. Oyuncuyla bir iş. Yalnız Abdurrahim Bey'in elinde olanlar da var ya. Şey onda. Video kayıtlarında bir sürü resimler var diyor. Enteresan. Yansımamış. Burası da Galatasaray hocam. Falcao önemli bir oyuncu. Türkiye'de de markadır. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi kulüplerde gerçekten markadır. Mesela şimdi Trabzonspor bir oyuncu almak üzere ya. Sarıcı. Ya dün maça gittiyse aman ben buraya geleyim der yani sonuçta. Annesiyle abisi ya da amcası galiba. Ailesi maçtaydı. Evet. Onlar zaten atmosferi görünce çok tabii etkilenmişler. Kısa bir reklam arası daha lütfen. Evet, maç sonunda Babel'le Muslera'nın açıklamaları var. Takım olarak kötü bir maç çıkardık. Bunu görmek için fazla da futbolu bilmeye gerek yok. Muslera kısa ve öz konuşmuş. Babel neler söylemiş? Maçın başında kaçırdığımız bir penaltı var. Onu atsak daha farklı olabilirdi. Sonrasında gelen kırmızı kart işleri bizim için daha da zorlaştırdı. Birer sayfa. Yani zaten çok net. Evet, Muslera boşuna Rıdvan Dilmen olmanıza gerek yok diyor. Belli ortada her şey diyor. Doğru. Bugün Galatasaray'ın şartlar, dakikalar geçtikçe eksi yazdığı için puan alma şansı az gözüküyordu. Gerçekten 0-0 bitirse müthiş bir sonuç olurdu. Bu gelişmeler. Ya şu enteresan değil mi hocam? Ben ilk 11'e baktığım zaman... Ama şu var, Denizli Spor'da yani bir Recep Niyazi, Rodriguez'i, diğer oyunculara bak, Zekisi falan. Yani bayağı bir sakin ve... Sol kanadı muazzam mesela bence. İki tane atlet bulmuşlar. Hakikaten de uçak gibiler ikisi de. Yani sol beklerin savunması iyi değil. Arkasında çok gidiyor. Çok gidiyor değil mi? Evet, çok gidiyor. Şunu söyleyeceğim hocam. Yani ilk 11'e baktığımız zaman... Kalede Muslera, Mariano, Nagatomo, Marka, Luyendama bütün seneyi beraber geçirdiler. Selçuk Berna. Ya en sağ önünde yine tanıdıkları. Bugün Luyendama hani şimdi Luyendama gibi oyuncular form tutmak için biraz daha serin ve bir hava lazım. Hantal oyuncu, fizikli oyuncu olduğu için dikkat ediyorsan dönemiyor daha. Topla da gitmek istediği orta sahada ikinci hamleyi yapamıyor. Biraz daha ona zaman lazım. Geç form tutan oyuncular vardır. Narin oyuncular, zayıf oyuncular, stoper de olsa, hücum oyuncusu olsa mutlaka daha çabuk form tutarlar. Mesela Kante. O işte sakatlıktan çıktı. Ben böyle bir şey görmedim yani. Ya bu kadar hem koşup bir tane hata yaptı biliyor musun? Yerleri şuradan başlıyor, kasıkları. Bu ara kaç tane faul oldu Denizli Galatasaray maçında arkadaşlar bakar mısınız? Kerem, iletir misiniz o istatistiği görüyorsanız? 120 dakikada 3 dakika maç uzadı toplam. Bugün 90 dakikada 10 dakika uzadı abi. Orada da var, burada da var. Yani önce bunu halletmemiz lazım. Sağ dışındaki işlerin daha önce çözülmesi lazım. Değil mi? Yani çok önemli. 7 dakika fark var. Öbür tarafta da 2 tane maç olmuş. Bir uzamış maç. 120 dakika maç olmuş ya. Yani. 4 gol. Tabii. Orada mesela 22 faul vardı. 22 mi? Orada mı? Orada 120 dakikada 22. 120 dakikada 21-90'da. %diyelim.
Evet. İnanılır gibi yani. Yani yarım saat daha... Ve bir de Chelsea-Liverpool temaslı maç oldu. Korokor sert maç oldu yani. Ya o maçların çıkarılması gereken VAR'la ilgili de, hakemle ilgili de, kurallarla ilgili, oyuncuların birbirlerine davranışı, sertliği, temposunu... Bayan Frappard'ı nasıl buldunuz? Stefani Frappard'ı. Vallahi... Bütün dünya çok iyi, ha, çok iyi maç yönetti hakikaten. Değil mi? Ya akıttı yani oyunu. Çok iyi maç yönetti. Bir de hakikaten... demek ki VAR'la öyle bir münasebete giriyorlar ki penaltı pozisyonu mesela biz çıplak gözle seyrediyoruz ama VAR mı yok mu bilmiyoruz ama demek ki tak tak uyumlar o kadar. Tabii. Bir dakika sen kit diyor burada bakıyor. Oraya basıyor, buraya basıyor. Bakayım bakmayayım mı? Yani burada çok zaman kaybı oluyor. Çok önemli aslında. Hatta Liverpool'un ikinci golünde galiba offside VAR mı yok mu olayını 15 saniyede bitirdiler. Hemen Cüneyt Hoca tamam dedi, yok dedi, geldi Lampard'a açıklama yaptı. Kenarda özellikle onu. Cüneyt Hoca burada da yapsın ne olur. Bizim arkadaşlar da yapsınlar. Bizim hakemler de inşallah onlara da iyi sezonlar dileriz tabii ki. Tabii. Bizim hakemlerimiz yani Avrupa'da da bizi yıllardır... Sadece Cüneyt Hoca için değil, diğer arkadaşlar tabii. Da baktım 3-4 tane yeni hakem var, genç çocuklar var. Onlar da inşallah iyi geçer bu sene. Evet, Galatasaray'ın tabii 2-0'lık mağlubiyeti şimdi yarın Beşiktaş... Pazar günü Trabzonspor, Başakşehir, pazartesi Fenerbahçe çok daha farklı bir motivasyon olacak. Doğrusu zor olacağını bekliyorduk ama böyle bir skoru da doğrusu... Çok karşılaştığımız skorlardır aslında bunlar. Son yani tarih boyunca da aslında vardı bu tür skorlar. O yüzden yani geçen gün Fatih Terim'in röportajını şöyle diyor. Bu sene çok önemli hocam diyorlarmış ya. Ya diyor her sene önemli olur mu diyor. Hakikaten de futbol böyle bir oyun yani. Daha dakika bir, birinci hafta. Allah ömür verirse Mayıs'ın 15'inde falan bitecek galiba maçlar. Konum belki de işte dün gibi 82 gün önce yayın yapmışız 83 gün önce. Tabii hiç ara vermedim. Tatil bitti işte. Yani biz neyse de... bir reklam arası daha rica ediyor Kerem bizden hocam. Evet, ilk sezonun açılış programında geçtiğimiz hafta Sayın Başkan Nihat Özdemir'i, Federasyon Başkanı'nı konuk etmiştik. Bugün sezon Galatasaray Denizli Spor maçıyla açıldı. Denizli Spor sahasında son şampiyonu, 3 kupalı şampiyonu özellikle Recep ve Rodallega'nın da muazzam oyunuyla 2-0 mağlup etmeyi başardı. Yarın akşam Sivas-Beşiktaş karşılaşmasının devre arası maç sonunda birlikte olacağız. Pazar akşamı milli takım teknik direktörü Şenol Güneş, Rıdvan Dinmen'le birlikte konuğumuz olacak. Kendisini %100 futbolda ağırlayacağız ve pazartesi akşamı da Fenerbahçe, Gazişehir, Gaziantep karşılaşmasının devre arası ve maç sonunda karşınızda olacağız. 4 günlük bir %100 futbol maratonuyla sezonu açıyoruz. Bu akşamlık bu kadar. Hepinize güzel bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Thank you.